Vallahi baba, ben Süreyya'nın kardeşini de tanıyorum. Çok iyi bir aile bunlar. Tanıyorum oğlum, ben de tanıyorum. Safiye Hanım bu sefer turnayı gözünden vurdu. İnşallah yakında düğünler yaparız, torunlar severiz hayırlısıyla. İnşallah. 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 Hoş geldin Ömer. Tebrik ederim. Hayırdır yenge? Haberi yok mu bunun? Süreyya'ya talip oluyoruz ya. Safiye Hanım'la konuştum oğlum. Eli kulağında. Yarın öbür gün seni Süreyya ile buluşturacaklar. Hayırlısıyla inşallah. Ömer, bak bu sefer tamamını erdir. Uzatma bu işi. Çok iyi bir ailenin kızı bu. Bir şey demeyecek misin Ömer? Ne diyeyim yenge? Ne bileyim, bu sefer de pek yanaşmıyormuşum gibi geldi ama. Olacak bu sefer. İnşallah olacak. Geç, geç otur şöyle. Aç dilim. Otur, otur. Ye bir şeyler. Gel, bir tencere nohut yaptım. Yanında pilav da var. Eline sağlık yenge. Pilav üstü nohut yapıyorum. Sağ ol. Çocuklar nerede? Dersleri çok kötü. Getirmedik bu akşam azıcık evde çalışsınlar diye. Gözünü seveyim, sen de şu Adem'i gördüğünde tembihle. Boşlamasın şu derslerine. Elimden geleni yaparım. Adem şey dediydi. Nisa ablanın ev sahibi Fatma Hanım'ın torunu da başlamış bizim çocukların okulunda. Hangi torun ya? Fatma Hanım'ın buralardan giden kızı yok mu? Hı. Onun oğlu. Hatta kadının adını da hatırladım. Gamze'ydi. Gamze? Hangi Gamze, hatırlayamadım. Nuran'ın büyük müydü, küçüğü müydü? Ha tamam tamam. Ha. Tamam bildim şimdi onu. O niye geldi ki? Evlenip gitmemiş miydi? Etraftan duydum. Boşanmış. Günah boynuna. Kocası da dolandırıcı mıymış neymiş? Dolandırıcıymış, öyle mi? Yenge, oradan buradan duyduklarımla bilmeden konuşmak bize yakışmıyor. Ben de hatırlıyorum ama. Hiç laftan anlamaz, sözden dinlemez. Burnunun dikine giden bir kızdı bu Gamze. Babaanne, sen de hatırlarsın. Ne bileyim kızım, geçmiş zaman. Unuttum gitti. Nasıl unutursun babaanne ya? Anasını babasını dinlemeyip vardı ya o dolandırıcı adama. Bir daha da sonra ne aradı ne sordu. Ay, o Nur Hanım az mı çekti? Yatalak babasına ayrı, hasta anasına ayrı baktı. Ama bunda hiç ses yok. Ne ilgilendi ne aradı. Hayırsız evlat işte. Herkesin hayatı kendine yenge. Hemen de böyle yargılama lütfen. Hayırdır Ömer? Sana ne oluyor ya? Sen niye delileniyorsun ki şimdi? Yani yengen bildiği şeyi anlatıyor. Kadın geçmişte ne yaşamış? Başına ne gelmiş biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Hele ki sen. Ağzından günah lafı düşmez. Peki bilmeden, görmeden ve de dinlemeden ardından konuşmak günah olmuyor mu? İnsanları bir çırpıda yargılamayı bırak artık. Anlattı ya Şükran işte. Bu kadının ne olduğu belli. Ailesi de dert yanmış bunun zamanında. Ay sana mı kaldı şimdi yani bu kadının avukatlığını yapmak böyle hararetli hararetli ya? Tamam. Kesin artık, yeter. Hayır baba. Sana ne bu kadından yani? Sana ne ya? Sana ne güzel bir kız bulmuşlar. Süreyya, hepimiz bak nasıl sevindik. Hani bu güzel günlerin arifesinde bu kızla nasıl olacak? Bunun heyecanını yaşayacağına durduk yerde tanımadın etmedin kadının avukatı kesildin başımıza ya. Manyak mısın oğlum, nesin sen? Nereye? Niye sinirlendi bu kadar? Anlamıyorum ki ya. Baba, yemek yiyordum. Nereye? Dolanacağım biraz. Anne ne oluyor ya? Ne demek ne oluyor? Yine yaptın yapacağını. Kaçırdın Ömer'i. Ha, ihale yine bana mı kaldı yani? Yiyin yemeğinizi soğutmadan.